hepiniz Afyon Spor basın toplantısına geldiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Bizleri izleyen kıymetli spor severlerine de burada sevgiler, saygılar sunuyorum. Malum olduğu üzere 1 Kasım 2021 itibariyle Afyon Spor'un olağanüstü kongresiyle göreve geldik. Göreve geldiğimiz günden itibaren planlaması bitmiş, transfer yapılmış, teknik kadrosu oluşturulmuş. Malum problemleri olan bir takımı devraldık. Aldıktan sonra da devre arasına kadar güzel bir hava yakalayarak devre arasını ilk üçte bitirecek seviyeye kadar geldik. Devre arasına girdiğimizde de yine onlarca problemle uğraşarak kamp yapma fırsatımız da çok olmadı ama 4-5 günlük Antalya kampımız oldu. Orada da yine onlarca problemle uğraşarak kampı tamamladık. Giden oyuncular oldu, giden oyuncular oldu. Bunların hepsi o günkü teknik eğitim raporu konusunda gidecek oyuncular, gelecek oyuncular, alınacak oyuncular tespit ederek yönetimde üzerine düşen yaparak hocamızın istediği tüm oyuncuları aldık. Hocamızın talep ettiği tüm oyuncuları da gönderdik. Yani bu kadar iyiydi. Kiminin maddi probleminden dolayı, kiminin performansından dolayı, kiminin de takım içindeki huzursuzluk yarattığı durumlardan dolayı yollarımızı ayırdı. Bunları yaparken hiçbir zaman popülizm yapmadık. Afyon Spor'un geleceğini ipotek altına almamak için bütün gayret sarf ettik. Popülist transfer yaparak da bu takımın geleceğini karartmak istemedik. Yaptığımız bizim bütün hamleler, bütün hepsi Afyon Spor'un geleceği için. Geleceği daha rahat, daha özgün, daha güzel, devam etsin diye bütün gayretimizle mücadele ettik. Kimleri tarafından takdir edildi, kimleri tarafından takdir edilmedi. Bunlara çok girmeye lüzum yok. Kamuoyunun vicdanı, gerçekten Afyon Spor'a hakim olan kamuoyu vicdanı bunu yakından takip ediyor, görüyor, biliyor. Mali durumla alakalı da ben kısa bir bilgi vermek istiyorum.